Ne borcu hatun? Sen evvela daha önce aldıklarını öde. Kızlar! Ne duruyorsunuz hala burada? Dersiniz yok mu sizin? Haydi meşhaneye! Sümbül ağam, biriken yemeğler ne vakit ödenecek? Hepimiz parasız kaldık. Bir ayı geçti, tek kuruş almadık ağam. Daha ne kadar sürecek böyle? Hay Allah'ım, sanki aç açık bıraktık sizi. Edebinizle oturun. Kimsenin parası kalmayacak, fazlasıyla ödenecek inşallah. Geçen gün de öyle diyordun ağam. Vaziyet iyi değil sultanım. Malumunuz seferden mütevellit nakit sıkıntısı var. Yevmiyelerini kaç haftadır veremedik. Bir an evvel bir çözüm bulmak lazım. Zira sefer daha uzun sürecektir. Bu meseleyle alakadar oluyorum Afife Hatun. En kısa zamanda bir çözüm bulacağım. Yahu siz laftan anlamaz mısınız? Ordu seferde utanmadan sıkılmadan ettiğiniz laflara bakın. Yemeğimizi istemek suç mu ağam? Benim asabımı bozmayın! Eşkıya olduğunuzda yol mu kesiyorsunuz yahu? Sizin yerinizde olmak isteyen kaç hatun var dışarıda? Bundan haberiniz var mı? Sümbül ağam. Sultanım. Ne oluyor burada? Sultanım bağışlayın. Günlerdir yemeğimizi vermiyorlar. Onu sual ediyorduk. Sümbül ağam. Cebimizde tek kuruş paramız kalmadı sultanım. Kimse ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Zinhar size hürmette kusur etmek istemeyiz. Biz sadece merak içindeyiz. Birkaç gün daha sabredin. Sonra birikmiş tüm yevmiyelerinizi alacaksınız. Sümbül ağam sen benimle gel. Allah sizden razı olsun sultanım. Sümbül ağam böyle olmayacak. Bana değer ver Mercan Aycar. Emredersin sultanım. Emirlerinizi harfiyen yerine getiriyorum sultanım. Haremde kazan kaynamaya başladı. Âlâ. Hürrem her geçen gün haremdeki gücünü biraz daha kaybedecek. O kaybettikçe biz kazanacağız. Hiç kimse memnun değil vaziyetten sultanım. Ancak Hürrem Sultan bir şekilde susturacaktır onları. Bu mümkün elbette. Susturabilir. Ancak ateşin yanmasına mani olamaz. Biz ateşin altına odun attıkça daha da yükselecektir o ateş. Nerede kaldı bu Mercan'a? Haber verdim ama çalışmaya gönlü yok ki Afrit. Arzu ederseniz gidip bakayım sultanım. Sultanım. Neredesin sen Mercan'a? Harbi başımıza yıkacaklar. Sen ortada yoksun. Bağışlayın sultanım. Sarayın işleriyle meşguldüm. Cariyelerin birikmiş yevmiyeleri hala ödenmedi. Ne vakit gelecek bu tahsisat? Ben de bu mevzuyla alakalı Mustafa Paşa ile görüştüm sultanım. Maalesef tahsisatın ne vakit geleceği meçhul. Seferden mütevellit nakit sıkıntısı mevcut. Sıkıntı herkesin malumu Mercan ağa. Bana bunu nasıl çözeceğimizi söyle. Tahsisatı beklemekten başka çaremiz yok sultan. Ya da... Mercan ağa. Kendi cebimden ödeyemem. Zira elimdeki nakitin hepsi külliye inşaatı ve vakfın harcamalarına gidiyor. Malumum sultanım, malumum. Ben tahsisat gelene kadar Yahudi tacirlerden borç alınabilir diyecektim. Anladım. Sen çekilebilirsin. Sultanım. Ne diyorsun Sümbül? En doğrusunu siz bilirsiniz elbet. Ancak borç almaya lüzum yok. Tahsisatı bekleyelim sultanım. Sümbül hatunların halini gördüm. Bir iki ay daha sabredemezler. Zinhar bir isyan çıkmasını istemeyiz öyle değil mi? Düşmanlarıma böyle bir fırsat veremem.
kimin haddine isyan etmek sultan? Hepsini mum ederiz evelallah. Sultanım. Gel Rakel Hatun. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Bağışlayın beni. Biri seyahati sebebiyle Cenova'daydım. Mühim değil. Uzun zamandır görüşemedik. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sümbül Ağa vaziyeti anlattı. Malum sefer zamanı böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Biz böyle günler için varız sultanım. Çok sağ ol Rakel Hatun. Bize 50.000 altın lazım. Tahsisat gelir gelmez fazlasıyla geri alacaksın. Emredersiniz sultanım. Lakin meblağ büyüktür. Temin edebilmem için bana birkaç gün müsaade edin. Rakel Hatun. Nigar Hatun. Sen burada mısın hala? Arada geliyorum. Malum paşa zevcisiyim artık. Havadislerin kulağıma geldi. Şanslı Hatunsun vesselam. Benimle gel Rakel Hatun. Sultanım seni bekliyor. Ben zaten görüştüm az evvel. Hürrem Sultan değil. Şah Sultanım seni bekliyor. Sultanım, sizinle tanışmak büyük şeref. İsmini çok duydum Rakel Hatun. Rahmetli validemin zamanından beri hareme gider gelirmişsin. Doğrudur sultanım. Sultanlarımız lütfediyorlar bana. Bilhassa Hürrem Sultan. Öyle değil mi? Onun sayesinde servetine servet kattığını biliyorum. Usulsüz bir şey yoktur sultanım. Ben senelerdir böyle... Senden ne kadar istedi? Sultanımızın sualine cevap ver hatun. 50.000 altın istediler sultanım. Ne vakit teslim edeceksin bu parayı? Birkaç gün alır sultanım. Fakat bağışlayın, neden sual ettiğinizi anlayamadım. Anlatacağım hatun. Anlatacağım. Kızlar, toplanın şöyle. Kızlar, kime diyorum ben? Hayırdır Fahriye Hatun? Paramı dağıtacaksın. Nerede o günler? Kes sesini Hatun. Hürrem Sultanımız yolladılar beni. Birkaç gün içinde birikmiş bütün yevmiyeleriniz fazlasıyla ödenecek. Allah razı olsun sultanımızdan. Hürrem Sultan dediğini yaptı. Demiştim size. Hürrem Sultanımız bizi düşünür. Destur! Haseke Hürrem Sultan Hazretleri. Hürrem? Sultanım, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Hayırdır inşallah. Neye benziyor Hürrem? Cariyelerin birikmiş yevmiyelerini dağıtıyorlar. Afife Hatun. Ne vakittir benden habersiz hatunlara para dağıtılır oldu? Fakat sultanım. Ben istedim Hürrem. Kendi cebimden karşılıyorum. Üzerinize vazife olmayan işlere karışmayın sultanım. Zira haremi ben yönetiyorum. Usuller, kaideler neyse o. Hiç kimsenin, sultanlarımız dahil hiç kimsenin haremin nizamını bozmasına müsaade etmem. Cariyelerin 3 kuruş parasını veremiyorsun, sonra bana nizamdan mı bahsediyorsun? Sen böyle mi yönetiyorsun haremi Hürrem? Hanedanı Aile-i Osman bu vaziyete mi düşecekti? Size izahat verecek değilim sultanım. Afife Hatun, kim ne aldıysa derhal iade etsin. Birikmiş olan yevmiyeli daha sonra usullere uygun bir şekilde benim emrimle benim tarafımdan dağıtılacak.
Bakmayın öyle hadi. İşitmediniz mi sultanımızı? Kim ne aldıysa bıraksın hemen. Afife Hatun. Bağışlayın sultanım. Lakin Hürrem sultanımızın hakkı var. Kendileri emri vermeden zinhar yevmiye dağıtılmaz. Fakat ben kendilerinin haberi olduğunu zannediyordum. Ben kimse mağdur olmasın, sıkıntı çekmesin diye yardım etmeye çalışıyorum. Ancak anlaşılan o ki Hürrem'in manasız gururu buna engel. Peki. Mercan'a paraları toplayıp sarayıma yollarsınız. Sizler de dua edin de Hürrem Sultanınız paralarınızı bir an evvel versin. Sultanım. Raquel Hatun, nihayet seni bulabildik. Başlayın sultanım. Daha evvel de söylediğim gibi işlerim çoktur. Senden aldığımız altınların çalındığını öğrenmişsindir herhalde. Ah, Sümbül ağam anlattı. Ben çok üzüldüm. Hadisinin ertesi günü Sümbül'ü konağına yolladım. Ne hikmetse sen Cenova'ya gitmişsin yine. İşlerim icabı sık sık seyahat ediyorum sultanım. Hem ben Sümbül Ağa'ya da söylemiştim gideceğimi, öyle değil mi? Bana bir hafta sonra demiştir Raquel Hatun. Venedikli bir aile dostumuz var. Onların gemisi gidiyordu, ben de gideyim dedim. Ne oldu ki sultanım? Altınları kim çaldıysa içeriden malumat almış belli ki. Konağında çalışanlara itimadın var mı? Onlardan biri sağda solda konuşmuş olabilir mi? İhtimal dahi vermem sultanım. Zaten ben tedbir olarak isminizi gizli tutmuştum. Belki de haremden biri söyledi. Zinhar olmaz. Benden başka bilen yoktu. Hay Allah. Ne malum, belki de sizi takip ettiler. Olamaz mı yani? Olmaz. Kimin yaptığını biliyoruz, bilmesine de. Raquel Hatun, şimdi mesele bu değil. Bana tekrar para azlaman icap ediyor. Zira cariyelerin birikmiş yevmiyesini hala veremedik. Siz canımı isteyin vereyim sultanım. Lakin maalesef o kadar nakdim kalmadı. Ne oluyor burada? Fahriye Kalfa, ben Hürrem Sultanımızla konuşmak istiyorum. Ne konuşması hatun? Varsa bir diyeceğim bana söyle. Vaziyet kötü Fahriye Kalfa. Kimsenin cebinde 5 kuruş para yok. Dilini kopartırım senin. Sen kimsin de koskoca sultanı şikayet ediyorsun? Günler geçti, Hürrem Sultanımızdan ses seda yok. Şah Sultanımız para verecekti, mani oldular. Kes sesini. Edebinizle oturun. Vallahi bacaklarınızı kırarım. Ben seni bilir, seni tanırım Raquel Hatun. Malum herkesten borç alamam. O halde size çok yakın bir aile dostumu tavsiye edebilirim. Kendisi Venedikli bir tüccardır. Hali vakti yerinde bir hatundur. Arzu ederseniz sizin için onunla görüşebilir. Şu birlikte Cenova'ya gittiğin hatun mu bu? Ha işte ta kendisidir. Görüş hatun. Ben derhal yanına gideceğim. Size haber veririm. Thank you.
sultanım. En doğrusunu siz bilirsiniz ancak Venedikli bir tüccardan borç almak münasip midir? Malumunuz Venedik'le savaş halindeyiz. Maazallah hünkârımızın kulağına giderse oğlum. Hünkârımız gelmeden borcu öderim. Hem gizli tutulacak bu. Senden başka kimse bilmeyecek. Sultanım. Sümbül Ağa, buna mecburum. Bir an evvel yevmiyelerin verilmesi şart. Şah Sultan tek bir hatamı bekliyorken elim kolum bağlı duramam. Öyle de borcumuz birken beş oldu. Hünkârımız işitmeden nasıl kapattırız? Geliri iyi olan birkaç mülkümü satışa çıkar Sümbül. Elbet bir talip çıkar. Kızlar gördüğünüz gibi sultanımız kimseyi mağdur etmedi. Sabrın sonu selamettir. Sabırlı olmasını bilenler yevmiyelerini alıyorlar. Hizaya geçin, bozmayın sırayı. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar para var. Sümbül Ağa nerede? İşleri var ağam. Gelir birazdan. Bu paranın menşei nedir? Bir malumatın var mı? Ben nereden bileyim ağam? Hürrem Sultan bu. Hikmetinden sual olunmaz. Servi Hatun'un katili nerede Fahriye Kalfa? Ne oldu ona? Ne olacak Hatun? İnfaz edildi. Hem niye soruyorsun sen? Al paranı, geç sıraya. Sultanım, size bahsettiğim Venedikli tüccar Signora Porcia. Kendisiyle çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardır. Signora Porcia. Raquel Hatun sizden hep övgüyle bahsediyor. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım sultan. Dünyadaki bütün kadınlar gibi ben de merak ediyordum sizi. Söylediklerinden daha güzelsiniz. Sultanım, buyursunlar. Getirdiğiniz altınlar için teşekkür ederim. Sefer vakti böyle sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. Sizin gibi yüce bir sultana hizmet etmek benim için şereftir ancak. En kısa müddette fazlasıyla geri alacağınızdan şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim sultanım. Bu teminatı paraları teslim aldığım gün iade ederim. Fahriye Kalfa, sen bilirsin. Sultanımız bu paraları bulmak için tacirlerden borç almış diyorlar. Doğru mu? Senin derdin ne hatun? He? Nedir bu soru sual? Ben merak ettim sadece. Nihal, hatun. Bu merakın nereden geliyor? Sana bu lafları kim ettiriyor bilmem. Lakin gözüm üzerinde bundan böyle. Vallahi kötü bir niyetim yoktu Fahriye Kalfa. Sual ettim sadece. Benim asabım bozma. Vallahi canını yakarım. Paranı aldın, sus otur. Durduk yere belanı arama. Kızlar, hazırlanın. Doğru hamama gidiyorsunuz. Çabuk hadi. Bakmayın öyle. Acele edin. Fahriye Kalfa. Afife Hatun. Hünkârımızdan mektup geldi. Sultanımıza teslim edeceksin.
Kızlar, hünkârımız mektup yazmışlar. Kim bu müjdeyi Hürrem Sultanımıza vermek ister? Sultanım, şükürler olsun ki bu belayı da defettik. Lakin borcumuz bir hayli kabarttı. Çiftliklerin satışını el altından yapın Sümbül. Hiç kimse işitmesin, bilhassa Şah Sultan. Emniyet tedbirlerini de ihmal etme. Hünkârımız dönmeden mutlaka bir şey yapacak. Elbette haremi karıştırmak isteyeceklerdir sultanım, ancak size saldırmayı göze alacaklarını pek sanmam. Şah Sultan'ın aklında bir şey var ama ne? Gel. Sultanım, hünkârım size mektup yazmışlar. Nihayet. Allah sizden razı olsun sultanım. Beni yalnız bırakın. Ey benim güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, sultanım, padişahım Hürrem. Allah şahidimdir ki bu kafir ellerinde kan ve barut kokusu yerine senin gül saçlarının kokusunu içime çekmek için gece gündüz dua etmekten dilimde tüy bitti. Şükürler olsun ki yüce Rabbim dualarımı kabul etti de Hızır aleyhisselam misali imdadıma koştu mektubum. Gül yüzünden ayrı düşen padişahın halini sormuşsun. Keşke mümkün olsa Ferhat'a ve Mecnun'a sual etseydin. O vakit hallerine şükrettiklerini duyar, benden yana şüphe ettiğin için kendine kızar, utanırdın. Şükürler olsun ki bu ayrılıktan gayrı hiçbir derdim, sıkıntım yoktur. Mir Mehmet Han'ın, Selim Han'ın sıhhat ve saadet içindeler. Dua ve övgülerini işitip mesut ve bahtiyar oldular. Bayezid'im, Cihangir'im ve Mihrimah'ımdan verdiğin haberlerse beni ziyadesiyle memnun etti. Baka, sen yanlarında olduğun müddetçe gözüm arkada değil. Ey benim güzel gözlüm, ipek saçlım, servi gibi salındıkça etrafını yıkıp geçen sevgilim. Sultanım, padişahım Hürrem. Bu muhibbi aşkın ile bir ölümle hastadır. Ey gönül tabibim, belki dudağından bir çare erişir.